Mersin Büyükşehir Belediyesi destekleriyle kurulan Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 28 Ocak Salı günü Hatay Üreten Eller Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi ve Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurucu ortakları, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın kadınların üretime katılmasına sağladığı destek ile kurulan Hatay Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi hakkında bilgi almak ve üreten kadınlarla temas etmek üzere Hatay'a geldi. Bunlara beraber çalıştık. Lütfü Başkan'ın vizyonuyla hayır. Mersin'de konukları Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın eşi Profesör Doktor Nazan Savaş ve Hatay Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nidal Özdemir ağırladı. Belediye ve bizler oturup toplantı yaptık. Çünkü çok zor. Boyut değişti. Yani proje şu kadarken bu oda kadar olduk ve bu işin içinden nasıl çıkabiliriz diye tartışa tartışa bir model geliştirdik. Ziyaretin ilk durağı olan Botanik Ladin'de Özdemir konuklara Hatay'ın Çiçekleri Çiftçinin Ekmeği projesi kapsamında kurulan kadın kooperatifinin kuruluş öyküsünü anlattı. Gördüğünüz her çiçek bizim kadınlarımızın çiçeği. Profesör Doktor Nazan Savaş, Hatay ve Mersin gibi verimli topraklara sahip iki ilde kurulan bu kooperatiflerin kadının her anlamda güçlenmesine büyük fayda sağladığını ifade etti. Nazan Savaş, bu buluşmanın CHP'li büyükşehir belediyelerin kırsal kalkınma projelerini hayata geçirerek yerli üretime ve üreticiye destek olması açısından da önem taşıdığını ifade etti. Toplantının ardından Hatay'ın yemek kültürünün tanıtılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olan UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde yemek etkinliği düzenlendi. Yemeğin ardından Hatay'ın binlerce yıllık tarihine tanıklık etmek üzere eski Antakya sokaklarında kısa bir gezinti yapan Mersinli konuklar hem tarihi sokaklara hem de eski Antakya evlerine hayran kaldı. Burada asmış. Ve ekmeğe gelir istiyorlar. Çok güzel. Burada neye vurgu yapabiliriz? Eğer yani alan müsaitse iki tane de kadın varsa verilebilir. Çünkü aynı zamanda da dayanışma sağlıyor. Evet. Bir arada üretimi de getiriyor. Siz de koklayın. Böyle bunları işte çıkartıyoruz biz. Çünkü bunlar dallandı mı fazla dallanıyor. Şey, o kadar güzel kokuyor ki insan yesi geliyor. Şimdi donar, ölür. Bu donar eğer şimdi biz bak iki katına koymuşuz ki korumak için. Bizleri değer bulup gelip ziyaret ettikleri için bizim için de motivasyon oldu. Böyle değerli kadınlar olduğu sürece, el verdiği sürece, eşlerin yanlarında durduğu sürece. Seralardaki üretimin üçte biri Hatay'ın genelindeki refüjlerde ve park bahçelerdeki çiçeklerin üretimi için kullanılıyor. Geri kalan üçte ikisi de serayı hediye ettiği kadın tarafından, işte şurada örneğinde olduğu gibi, yöreye ait sebze meyvelerle, meyve demeyeyim de sebzeyle genellikle gerçekleştiriliyor. Zaman daha domatesinin örneğini gördük. Çok mutlu bir şekilde ayrılacağız.